Film çeksen işte kale kuşatması var. işte mancınıklar falan geliyor. Önde koşup kale kafasına kapı atacak yani. Abi öyle kale kapısını yıkamazsın. Yok öyle bir şey. Bundan 10 sene önce olsa playoff'a giderken takımlar o uzunun peşinden koşarlardı. Yani bugün Greg Monroe'nun konumu olan uzun versiyonu 10 sene önce takımların almak istediyorsun. Ama şimdi artık kimse onu düşünmediği için Nets biraz hazırlıksız yakalandı seriye. Serbest kalacak oyuncular. Bakın arkadaşlar böyle tesislerimiz var. Staples Center gezin. Oyuncularımız var. Buyurun. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte playoff gündemine direkt dalacağız ve dalacağımız gündemde de iki tane 4-0 var. İki tane süpürgeyi çıkardık Kaan abi. İkisini beraber konuşalım istersen. Olur. Çünkü zaten bunların eşleşmelerini de konuşacağız. Önce şeyi söyleyeyim yalnız. Playoff başlarken bir şeyden bahsetmiştik. Playoff'un normal sezondan farkı nedir? Yani takımların daha konsantre olması falan filan dışında. iki tane önemli, çok önemli faktör var. Aslında üç tane de üçüncüye gerek yok yani bu seriler için birincisi rakibe göre hazırlanmak ve rakibin yapmayı sevdiği iyi yaptığı ve genel olarak alışkanlığı olduğu A planlarını elinden almaya dayanıyor takımlar bunu stratejik hazırlık tabii personeli yetiyorsa yetmiyorsa daha doğrusu üç faktörü birden söylüyorum bir taş kağıt makas hikayesi yani eşleşmenin sana uygun olup olmaması bazı takımlar bazı takımlara çok ters geliyor bazı takımların yaptığı şeyler bazı takımların yap yaptığı stratejileri çok ters geliyor bir İkincisi rakibe göre hazırlık, rakibin iyi yaptığı şeyleri elinden alıp rakibin B planına, ikinci önlemlere, ikinci tedbirlere, ikinci e, hedeflere yönelmesini sağlamak. Üçüncüsü de seri ilerlerken oynanan maçlar üzerinden hem bireysel hem takımsal değişiklikler yapıp adaptasyon rakibe göre, eşleşmeye göre ve seri içindeki dinamiklerin bunu beslemesi yani işte takım içi yani e, rekabet olabilir. Takım içi kavgalar ve takımlar arası şey olabilir, sürtüşmeler olabilir. Bunları görüyoruz ve üçünün önünde ne kadar önemli olduğunu bu play-off'ta bir kere daha yani teyit etmeye gerek yok. Senden tarih bu. Play-off'un özelliği bunlar. Teyit ettik. Bunlardan da bahsedeceğiz. Yani bunları hep aklımıza tutmak lazım. Onu söyleyeyim. Yani Milwaukee Bucks Detroit Pistons serisinde bu üçünden birincisini söyleyebiliriz. Bunu da sebebi Black Griffin'in olmaması ilk iki maçta. Son iki maçta oynadı ama oynadığı bölümlerde bile sürekli diz ağrıları vardı Black Griffin'in ve çok Abi, üzücüydü. Son maçtaki bacağı... Abi ben zaten son maçta o, o çıktı ya. ama evet. Abi bacağı ya. Çok çok kötü sardı. Yani öyle. zaten Ersan Sımacı'nı gördün. Ersan Sımacı'ndan sonra yere ya, çok üzücüydü yani. Bir iki pozisyon var böyle işte topu kaptırıyorlar falan geri koşmaya çalışırken abi çok canı yanıyor belli yani. Ee, bu sene daha fazla bir şey söylememize gerek yok daha önce Aynen. söylediklerimizin üzerine. Ben bir tek şey ekleyeceğim. Su, üçün, i̇kinci ve üçüncü maçta Detroit adapte, adapte olarak Antetokounmpo'yu biraz yavaşlatacak bir düzen yakalamıştı. Yani Antetokounmpo'nun e, erken baskıyla driblingini kesip o spin hareketine yani içeriye girme hareketine daha erken başlamasını sağlayıp onu biraz potadan istediği mesafenin biraz daha dışında tutmayı başarıyorlar. Ama Avantiutu Kompo 4. maçta o da adapte oldu. Bu sefer daha içeride yani resmen yüksek posta postap yapır gibi alıp oradan direkt içeri girmeye başladı. Paramparça etti abi. Bir de o kadar <laughs> iyi savunma yaptı ki. Transition'dan çok kolay basket oldu Milwaukee Bucks. Çok boy alanına saldırdılar ve Showtime Lakers'tan beri 80'lerin ortasından beri bir seride ilk kez bir takım rakibine bu kadar üstünlük sağladı. Toplam skorda. Ya tabii ki hani Detroit'in eksikleri iki takımın eşleşmesindeki problemler falan bunda çok büyük pay sahibi. Maç başına 24 sayı fark, ortalama farkla kazanmışlar. Ama şey Antetokounmpo'nun adapte olup o tekrar iştahını gösterip kimse beni yavaşlatamaz şeyine gelmesi ve takımın stratejik olarak bunu hazırlanması da etkileyiciydi bence. Diğer taraftan Indiana Pacers'a son 3 senenin en ilginç playoff takımı olabilir. Yani Onlara da şimdi bir istatistik vereceğim Kaan abi. Gerçekten bence playoff'un en ilginç istatistiği onlarda. Son 3 playoff'ta 3 galibiyet aldılar. 12 galibiyet aldılar. Ve burada rakiplerine sadece 6 sayıyla mağlup oldular. Toplamda. Hatırlayacaksın onların 2017'de 4-0 telefondan da ses geldi hayvan gibi. <laughs> 2017'de onların 4-0 yenildiği bir Cleveland serisi var. O seri... ağlıyor. o seri üstün tamamladılar hmm. skor anlamında. Bu ne demek? Hucum anlamında, savunma anlamında müthiş iş çıkaran bir takım. Hucumda son 5 dakikaları oynayamadı. 2017'de Paul George'da oynayamadılar. 2018'de oldu. ile oynayamadılar. Bu sene de Bogdanovic elinden geleni yaptı ama oynayamadılar. Maç sonu oynama konusunda sorunları olduğunu gösteriyor. Yani devamlılığı ve takım kurgusu üzerinden şekillenmiş ekipler ki bir önceki jenerasyon yani Hibbert'lı Paul George'lu jenerasyon da keza bu Oladipo'lu, Bogdanovic'li Thelius yani Miles Turner'lı <laughs> jenerasyonda da hep takım kurgusu, Birlikte bir şey üretmek, takım savaşmak, olmak, savaşmak, savunma odaklı olmak bunları getirir abi. Maç sonu, maç sonu başka bir şeydir abi. Maç sonuna iki tane önemli silahın olmalı. İşte bir, o kadar artık detayları mükemmelleştirmişsindir ki o kadar tıkır tıkır oynarsın ki en etkili hücumunun ve en etkili yönteminin ne olduğu bilir ve onu takır takır oynarsın. Rakip bildiği halde. Rakip biliyordur senin onu etkili oynadığı. Fakat sen o kadar iyi oynuyorsunuz ki rakip buna önlem alsa bile daha iyisini yapabilecek durumda olursun. Ama bu bile normalden daha iyi, daha kötü sonuç verir. Çünkü rakip hazırdır onu. Ama bunu oynarsın. Diğeri abi baba orada sorun çözücü olacak? Düzen dışı. En zor topu atacak. Düz, düzen düzen dışı demeyelim abi ona istersen. Düzene boyut katan diyelim. Düzen dışı çünkü ıı, her zaman geçerli olmayabilir. Tabi yani tabii Kobin Mobin varsa oynuyorsun onları da. Şundan bile bahsediyorum. Mesela Terence Rose'u bile yoktu Indiana Pacers'ın. In. Evet, evet, evet Ya öyle bir skor bile yok. Çok haklısın abi. Çok haklısın. Ee, diğer taraftan Boston'ı nasıl buldun? 4 maçta. İyi savunma yaptılar. Hücumda belli açılardan düşüş yaşadılar belli bölümlerde ama savunma konsantrasyonları normal, normal çok üstündeydi. Abi hazırlıklarını iyi yapmışlar belli ki. Yani Playoff'a nasıl hazırlanırsın? Rakibin iyi yaptığı şeylerini de anlarsın. Ve zaten bakıyorsun abi sürekli ilk maç 74'te kaldılar. de 90 sayı ortalama ile evet. ne bitirdiler? Yani rakibi durdurdum. artık onların çözecek bir şey yok. Onu aşabilecek bir yöntem yok. İlginçtir abi bak. Indiana'nın seride beklentilerin üzerine çıkan en önemli oyuncu Tyreek Evans oldu abi. Niye? Çünkü Tyreek Evans tek başına oynayabiliyor. Rezalet bir sezon geçirdi. Beklentileri hiç karşılamadı. Ayrı konu. Ama bu seride abi Tyreek Evans'a ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü öyle bir hani senin Wesley Matthews, Tedious Young, Boyan Bogdanovic, Miles Turner çok daha değerli, çok Corey Joseph gibi sezon boyunca seni bir yerlere getirmiş oyuncuların Olmuyor abi. Tyreek Evans lazım sana. Tyreek Evans kim diyeceksin? Hiç gelmeseydi ona verilen kontrada lanet olsun diyebilirsin. <laughs> ama burada o, lazım abi. Nitekim seride belli bir, çok bir şey yaptığını söylemiyorum ama beklentilerin üzerine çıkan ve oyunu değiştirebilen tek oyuncu Çünkü yaratıcı abi. Tek başına oynayabiliyor yani. Ve çok iyi durdurdu. Yalnız şey var. Bastı şimdi 4-0 geçti. İşte hava iyileşti. Bir. Gordon Hayward. Zaten bir aydır iyi gözüküyordu. Artık sağlıklı ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı gözüküyor. İki, Jalen Brown görece istikrarlı ve iyi bir sezon ge e seriyi geçirdi. Çünkü onun en büyük sorunu istikrar biliyorsun. Jason Tatum çok iyi bir seriyi geçirdi. Kyrie Irving de Kyrie Irving gibi bir seriyi geçirdi ki bu yeterli bence. Al Horford da bu arada iyi gözüktü. Baba bireysel olarak bakıyorsun hani Marcus Morris hariç tabii Marcus Smart saymıyorum yok bundan hmm. dolayı. Marcus Morris hariç sezon ondan beklenen ve sezon içinde oynadığı rolün Bireysel olarak daha üzerine çıkmış oyuncular görüyorsun. Sorun şu ki abi e, bu doğru ve bu gerçekten iyi cebine koyabileceğim şey. Takım stratejiyi uyguladı mı uyguladı? Bu bir anda bastığın için hep diyoruz ki wild card doğuda diye yani her şey havaya girerse iyi bir rüzgar yakalarsa. Abi bunlar geçerli ve bireysel olarak da her şey iyi. Ama abi Bastının herhangi bir e, devamlık gösterdiğini görmedik seri Çok iniş çıkışlar gösterdiler onlara. Ya beşer dakika beşer dakika oynadılar. E, hala de. çok bölük pörçük oynuyorlar. Yani bu kadar bireysel olarak iyi durumdayken bu kadar işte roller net e, gö görece netleşmişken biraz daha ben onların e, taban ve tavanının birbirine yakın olmuyor. Yani makasın taban ve taban makasının biraz daha dar olmasını bekliyorum. Ben de 4. maçın son 5 dakikasından özellikle Brad Brighton'ın memnun olduğunu düşünüyorum hücum anlamında ama o çok kısa bir periyottu. Çok iyi top paylaştılar. Gordon Hayward tepeden çok agresifti ve ekstra adama, ekstra pası sürekli buldular hücumda. Abi bu konuda kesinlikle sana katılıyorum. Bu öyle fakat abi 48 dakikaya yayılmış bir e, devamlık, e, akıcılık cık, henüz yok. Ki abi olmasın da zaten ya bütün sezon 50 bin tane kimya problemi yaşadıktan sonra playoff'a ha Her şey düzeldi, düz, düz, <laughs> düz oynayacağız. Yok öyle bir şey. Normal yani. sezon zaten o yüzden var. 82 maç zaten o yüzden oynuyorsun. Aynen. Cuma günü sana Bucks serisini de serisinde tartışalım. Çok eğlenceli bir seri Aynen. konuşması olacak. Diğer taraftan Brooklyn Philadelphia'ya geçmeden Raptors Magic'i de konuşalım istersen. Aynen. Çünkü daha kısa konuşacağımız bir şey. İlk ve üçüncü maçta Orlando çok iyi basketbol oynadı. Bence üçüncü maçı da alabilirlerdi. Çok oyunda kaldılar. Isaac müthiş oynadı üçüncü maçı da. Ama Toronto Raptors'ın daha iyi versiyonu çıktı ortaya seri ilerlerken. Savunmada güçlü tarafı topun olduğu bölümü çok iyi doldurdular. Ve Leonard'la Pascal Siakam dünya dışı bir oyun oynuyor şu anda. Üçüncü maçı yalnız Orlando'nun iyi oynamasının sebebi Cavalier'in e, rahatsızlığı. Cavalier hasta, çok, çok hastaydı o maçta. Ve e, Orlando bence seri boyunca iyi savunma yaptı. Orlando zaten iyi bir savunma takımına dönüşmüş durumda bir nevi Milwaukee stratejisi oynuyorlar. Yani Isaac'i Antetokounmpo rolünde serbest oynatıp e, gayet iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar seri boyunca. Fakat bunu bir kıracak kavay var. ve aslında dör, dört, maçın üçünü de kırdı şu ana kadar. Sadece üçüncü maç çok rahatsız olduğu için kıramadı. Yine kazanmayı başardı. Diğeri bu savunmayı aynı Indiana'nın benzer sorunlarından dolayı çözecek oyuncu. Birinci maçta DJ Augustin işte çok ekstra işleri yaptı şans da yanlarındaydı. Sonuna kadar getirdiler. DJ orada iş bitirdi kazandılar. Ama bunu yani Indiana'dan çok farklı yok. Bunu tamamlayacak bir faktör yok. İşin üzücü tarafı kendi açısından üzücü. Hani seyirciler açısından üzücü ama kendi açısından daha üzücü bence. Nikola Vucevic'in durumu abi. Abi Nikola Vucevic bak her şeyi bir tarafa bıraktım. Abi normal zonun 15 puan altında serbest atış atıyor ya. Hani bak şut yüzdesi 10, 12 puan. O sayı ortalaması 7 sayı işte reboundları 4 rebound falan düşmüş her şey baştan aşağı yani resmen yeteneklerinin yüzde %40'ı falan yok olmuş gibi oynadığı hal oynuyor. Baba her şey anlarım da serbest atışı nasıl 14 puan düşüyor abi? %80'le serbest atışından nasız %60 küsürle atıyor yani? Ve çok ciddi de bir para kaybetti Nikola Vucevic. Ha işte onu diyecektim. Yasayları ayları için bir kontrat Orland, kaybetti. basketbol severleri üzdü. Orlando Dolores en çok kendisini üzdü. Çünkü kontratı bitiyor. Muhtemelen işte 4 yıl 80-90 hatta 100 milyon dolar bir kontrat alacakken bu playoff serisinden sonra resmen yani şu 4 maçta ve işte 5. maç ne olacak bilmiyoruz ama 5. maçta birlikte 30-40 milyon doları kaybetti yani. yani Sanerik hep dostu bir seri oynadı Aynen. Orlando açısından eğer Orlando'da kalacaksa Aynen. bu arada. Ee, diğer tarafta Pascal Siakam da acayip formda şu anda ve çok sıra dışı bir oyuncu Pascal Siakam. Yaylana yaylana geliyor. Herhangi bir perdeye ihtiyacı yok. Herhangi bir yardıma ihtiyacı yok. Üzerine gidiyor basket atıyor. Bu kadar. Her rolü oynuyor. Her şeyi yapıyor. Pika rolda hem pik yapıyor hem rol şey hem topu kullanıyor hem to, topsuz tarafta oynuyor. 4-3-2-3-4 savunuyor hatta 5 savunuyor o zaman. Kısa alıyor uzun alıyor herkes Her alıyor. Post şey yapıp, up savunuyor. şut atıyor. atıyor peretin üzerinden bitiriyor. Abi komple ya. Yani, hakikaten deli bir herif. Ve enerjisi de çok yüksek abi motoru da çok yüksek. Diğer taraftan en olaylı serimiz. Birazdan ben bu seriden bir kahraman da seçeceğim e, yemeğimizi erken Kaan abi. Brooklyn Philadelphia. Harika bir dördüncü maç izledik. <laughs> abi şunu görüyorsun ki. Yani spor tamam çok güzel falan abi i̇şin içinde rekabet başka yerlere sıçrayıp hani abartmadığın sürece ve hani e, sportif normların ve insan normlarının dışına çıkmadığı sürece işin kişiselleşmesi, rekabetin başka yerlere sıçraması falan çok eğlenceli oluyor abi. Hani Jared Dudley dediğin oyuncu hani hep severiz. Yani çok yıllardır oynar falan da yani 2-3 senedir NBA'de hani Twitter Kon... kullanıcısıydı. Bir konu konu başlığı olacak bir karakterdi. Abi ne, <laughs> nasıl bir yere geldi ya adam? ya Hı. o gün Twitter'dan en çok konuşulan spor etkinliği Brooklyn Philadelphia maçıydı ve trending topics Jared Dudley'di. Yani Ben Simmons'tan, Joel Embiid'den daha önce diğer taraftan Kaan abi sen küçük çözümler küçük çözümler diyordun. Philadelphia çok iyi küçük çözümler buldu seri ilerledikçe ve bu konuda Brad Brown hakkını vermek lazım. Ee, özellikle yazıyı da okumuşsundur. Philadelphia eski yöneticisi Ben Folk'un yazdığı bir yazı var. Hawk setini kullanması üzerine. Bu geçen sene Oklahoma kullandığı bir set. Ee, Murat, da Murat da bu videoları koyar. Özellikle seri ilerledikçe bu Hawk setini çok kullanmaya başladı. Pladelfia. Adaptasyon. Ve bu adaptasyon nasıl, neden önemli onu söyleyelim. Setin şöyle bir önemli tarafı var. C.C. çember çiziyor biliyorsunuz topsuz alanda. Ben Simmons devrelen uzun olarak rol alıyor. Jimmy Butler da topu oynayan, topu yöneten ikili oyuncu olarak. Yani ikili oyunda topu yöneten oyuncu olarak oynuyor. Böylece Butler'ı mutlu ediyorsun. Simmons oyuna katıyorsun. Reddy oyuna katıyorsun. Zayıf tarafta da Tobias serisi bekletiyorsun. Ve set sıkışırsa Tobias serisi orada pikten çıkıp üçlüyü atıyor. Dört oyuncuyu birden setin içine alan bir çözüm. Ve altı kere oynadılar üçüncü maçta. Dördüncü maçta da altı yedi kere oynadılar. Yani Philadelphia adaptasyonu iyi yaptı bu anlamda seri ilerledikçe. Abi Kusura bakma yer çekimi kanunu tekrar keşfetti diye tebrik edemeyeceğim ben Brad Brown'u. Sen çok sinirlisin. Kızgınsın Aa ben, Brad Brown. Ben sevgili Brad. Ya Brad Brown özelinde tabii Brad Brown ana sorumlu ama genelde ben abi son 5-6 yıldır gerçekten hiç sinirlerim bozulmuyordu benim. Yani çünkü her tür saçmalığı gördüm yani. Sonuçta abi sporda da şey var. Yani takımların ya benim en büyük derdim takımların optimizasyonu. Olabileceğin en iyisini oynasın. Tamam mı? Her takım için geçerli. Fakat kendi yeteneğine ihanet ettiği zaman deliriyorum. Uzun süredir delirmiyordum. Alıştım artık. Çünkü her, her sene bir sürü sporda bir sürü şeyde görüyordum. Abi bu 5-6 yıldır ilk defa sinirlerimi bozan takım oldu. Sen 3. maçta çok sinirlenmiş. Çok, abi Greg Monroe'yu niye oynatıyorsun abi? niye, niye, <laughs> niye, niye, niye ya? Niye, niye? Greg Moore'un bir takıma verebileceği tek şey rebound. Abi rebound zaten eziyorsun. İhtiyacın yok ona. Hani rebound da çok ciddi problem yaşarsın. Oynatırsın. Anlarım abi mecbursun Rebound zaten eziyorsun. hücumda bitiremiyor. Savunma da kimseyi kovalamıyor. Karis Lord gelip gelip üzerinden atıyor ya. Abi yapma abi. Ben konuşmuştuk onu abi. Bak 5 hücum tamam mı? İkinci çeyreğin başındaki ilk 5 hücum. Açın seyredin abi. İlk 5 hücumun 4'ü Chris Lover ortaya giriyor. Greg Monroe hamle yapamadığı için su atıyor. Dördü de basket oluyor abi. Baba e, cadde bostanda arkadaşlar arasında 2-2 iki oynarken aynı basketi 4 kere arasında beyler böyle olmuyor diye bir şey yaparsın ya. Yani. Sinirlen bak abi sinirlen. <laughs> ya şey e, aslında Greg Monroe'dan hiçbir şey olmadığını görünce mecburen döndü biraz Ben Simmons'ın 5 evet. oynadığı düzenleri. Mike Scott'ı daha aktif kullandı Aynen. orada. Ya e, abi bunlar ama şey değil hani bir Greg Popovich gibi bir Rick, yani Greg Popovich'in o yapısal sezonsal e, dehasını veya Rick Carlisle'ın küçük dehalarını görmeye gerek yok ama çok basit şeyleri de yapalım abi ya. Yazık yani. Senin derdin optimizasyon dedim. Ben de Kanter gözyaşı seviyorum. Bu seriyi o yüzden çok sevdim. Philadelphia <laughs> o yüzden bence çok eğlenceli bir takım. Çünkü maçlar sürekli krize gidiyor Kaan abi. İstersen playoff kahramanlarımıza geçelim. Son olarak şeyi Son söyleyeyim, söyleyeyim bu seriyle ilgili. Şeyi de gördün abi. Burada da biraz taş kağıt makas hikayesi var. Ee, playoff özelinde abi çok büyük ve çok sert kalıyor. Brooklyn'in ritim üzerinden tıkır tıkır oynayan ama fiziksel olarak zayıf oyuncuları çok büyük problem yaşamaya başladılar bu seride. Çünkü fiziksel olarak hiç eşleşemiyorlar. Ve bir süre sonra bakıyorsun D'Angelo Russell'ın, Chris Levert'ün ve Spencer Dinwiddie'nin her geçen dakika biraz daha zor şutları zorlamak zorunda. Ama mecburlar abi bak bir şey birçok çünkü hareket alanları yok. Hareket edemiyorlar. Akıcılık sağlıyorlar. Sağlayabilmek. sağlayabilmek için hani bir tane girsin de şey olsun. Ritim kazansın oyun istiyor. Olmuyor abi yavaş yavaş. Olmuyor. Yavaş yavaş sıkışıyorlar yani. Ve yani kana abi bundan 10 sene önce olsa playoff'a giderken takımlar o uzunun peşinden koşarlardı. Yani bugün Greg Monroe'nun konumu olan uzun versiyonu 10 sene önce takımdan almak istediyorsun. Ama şimdi artık kimse onu düşünmediği için Nets biraz hazırlıksız yakalandı seriye. Ve, ve hani şunu söylemek lazım abi. Joel Embiid resmen hani %70 yani oynadığı maçlar ancak %70'iyle falan oynuyor. Görüyorsun ne mi? kadar. Ve bu. yani acayip de Çok çünkü, normal. çünkü bu haliyle bile hiç eşleşemiyorlar ki. Evet. Mümkün değil eşleşmeleri yani. O zaman kanal. Holis Jefferson'la eşleştiler bir ara. polis <laughs> <laughs> Jefferson. Abi ben üzüldüm polis Jefferson'a valla. Ya şu an burada yani herhangi birimiz biraz daha formda Ronda Holis Jefferson'dan. Abi Form ne olarak. yapsın olarak. ama ya? Ne yapsın yani? O zaman yemeğe geçelim. Geçelim. Orada playoff kahramanlarımızı konuşalım. Sonra batıya doğru yol alacağız senden. Yemeksepetiyle Playoff'un kahramanlarına geldik Kaan abi. Sabah saatlerinde e, ofisimizde de bir konuğumuz var. Gözleme. <laughs> Yalnız genelde ben daha iyilerini ve daha çoklarını alıyorum diye galiba sana iletilmez geçmiş. O 3 gözlemeyi karışık koymuşlar. <laughs> seninkine mıyım <dadanmayayım> diye. Yığmışlar <laughs> abi. Kaşarlı, sucuklu, patatesli, kıymalı bir de bir şey daha. Bir de neli? Evet Murat bize saydı da hayır, Unuttuk hayır. onları. Güzel Ondan gözleme. <laughs> Ama sıradın. Seninkine sulanmayayım diye resmen eşit ve e, olarak da miktar olarak da eşit dağıtmışlar. Yani ben yine sulanırım merak ettim. <laughs> 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 bu arada yani playoff kahramanlarımızı az önce biraz konuşmuştuk ama ben biraz daha parantez açmak istiyorum Kaan abi. Ee, Jared Dudd'a demiştin sen az önce. Playoff bu yüzden güzel demiştim. Jared Dudd'a'nın dördüncü maç performansını izlerken şey düşündüm. Yani playoff gerçekten her sene böyle bir oyuncu çıkarıyor baktığın zaman. Yani geçmişe gidelim. Mike Miller'ından Shane Bedges'ine, Michael Finley'sinden James Posey'sine. Atıyorum bir dönem Rashid Wallace bile bir kategoride sayılabilirdi. Sonradan takıma katılmıştı. Yani bu tip veteranlar oyunu bilen, o 5 dakikaya 6 dakika oynamayı bilen veteranların öne çıkmasına ben bayılıyorum. Ve Jared Dudley kavgayla belki öne çıktı ama Jared Dudley bu sürede iki tane şeyi çok iyi yapıyor. Bir, savunmada Ben nasıl çok iyi durduruyor. İki, Brooklyn kısaların katlarını en iyi gören oyuncu. Yani ikinci bir oyun kurucu bu takımda. Denver'ın arada oyun kurucu işte ikinci oyun kurucu. Ve e, maçlar ilerledikçe dövdüğü için sürekli Philadelphia takımın silmesine yani psikolojik olarak silmeye başlayan takıma bir enerji veriyor. Beyler kim yani söyledim hani yavaş yavaş küsüne çekilen boksör gibiyken beyler biz de buradayız hadi deyip ayağa kaldırıyor. Beyler hadi bir şey yok yani eee molalarda boksörlere talimat <laughs> verirler ya, büyüksün büyüksün falan o şeyi <laughs> veriyor abi. Yani biz de bunlarla kavga edebiliriz. Biz dayak yemeye gelmedik buraya mesajını veriyor ki o çok önemli. Ve atılmasa o maçı kazanabilirlerdi Cered Adlıs adı olduğunda ee, ama. Ne ama... abi battır da atıldı sonuçta. Ama hakemler orada yani artık modern NBA'de hakemler buna müsamaha çok fazla göstermiyorlar ve genelde olayları çözmek için iki oyuncuyu birden atarak bozlayın içinden çıkıyorlar. Onu yaptılar orada Klasik. Ee, Diğer kahraman da üzüldüğümüz bir kahraman, kahrolduğumuz bir kahraman senden. Vallahi ben bunu sadece bu seri için değil bütün sezon için söyleyeceğim. Abi Blake Griffin'in zihinsel gelişimi çok çok etkiliydi. Bu sene demetçilerini falan da duyarsan işte takım kazanırken de biz daha hiçbir şey başarmadık. Hiçbir şey değil. Eğer kendimizle yaptığımız işle gurur duymaya başlarsak ee, sadece vasat olduğumuz için sevinen bir takım haline geliriz ve daha gelişemeyiz demelerinden Takım çok kötü giderken hiçbir zaman oyundan düşmeyip hep liderlik yapmasına Drummond ve Reggie Jackson ayağa kalktığı o e, Şubat'taki dönemde ikinci planda biraz daha geriye çekilmesinden tut. Şurada da seride yani biliyorsun kariyerindeki en büyük problemlerden biri sakatlık ve açıkçası biraz da hani hem demode olmasıydı teknik anlamda hem yüzde yüz kendini vermemesi hem de sağ dışında özellikle işte Los Angeles Clippers'ın e, equipment menajeriyle yani e, malzemecisi evet, yaptığı kavgadan varmıştı. sonra hep hani basketbollu o kadar da önemsemiyor gibi görünen bir oyuncuyken hani olgunlaştıkça bazı insanlar çok güzel demleniyorlar abi. Çok yani çok güzel bir karaktere dönüştü Black Griffin. Burada da abi sahada görüyorsun oynayabilecek durumda değil Black Griffin. Ama abi ben sahaya çıkmadan bırakmayacağım bu işi dedi. İyi oynamadı kesinlikle ama ben çok çok saygı duydum. Peki abi sana 8 sene önce Blake Griffin dizinden sakatlanacak, zıplayamayacak maç içerisinde, koşamayacak ve Detroit Pistons ya da herhangi bir takımın en önemli oyuncusu olacaktı. Sen herhalde delirdin derdin değil mi? Aynen öyle. Ama bu nasıl sene, bir dönüş? Çok acayip. Yani, bu sene maç başına 7 üçlük attı. Ya. Bu çok acayip bir dönüşüm yani. Çok. Hakikaten takdir etmek %36 lazım. %36 ile attı bu arada. O zaman Batı serilerine gidelim. Abi bu arada benim ikinci kahraman Kimde? Gidelim Batı serilerine önüne başlayalım istersen. İşte ondan başlayacağız zaten. Kevin Durant. Golden State Creeper serisine geçiyoruz. Ha. Ve sen Kevin Durant üzerinden, playoff kahramanının Kevin Durant üzerinden konuşacaksın. Abi şey var. Son bir buçuk iki aydır sezonun, yani bu son iki maça gelene kadar Durant çok tuhaflaşmıştı abi. Yani ben son dönemde en zaten benim en ilgimi çeken oyuncuların başında geliyor Durant. Hani bireysel özellikler olsun. Onun zihnindeki Biliyorsun resmen Kyrie Irving vari bir gerçeklikten kopuk yaşıyor. O Nirvana'ya ulaştığını ve her şeyi çözdüğünü zannediyor. Bütün demeçler, özellikle bütün demeçlerini, yani her satır demecini okumaya çalışıyorum anlamak için yani. İşte onun için bir mükemmel basket var? Ya? Çok değil ama <laughs> en azından nasıl düşündüğünü biraz şey yapmaya başladım, çözmeye başladım. O çünkü mesela onun kafasında mükemmel bir basketbol anlayışı var pek çok açıdan yani bilinen basketbol doğrudan oluyor. Bazı yerlerde ayrılıyor ama kesinlikle de inat etmiş durumda. Kimse de ikna edemiyor onu diğer türlüsüne. Hani işte bu e, hezi pulap cimbo dediği şey var ya hafif bir tereddütle orta mesafeye şut atmak. Bunun basketbolun en önemli şutu olduğuna inanmış durumda. Kendisi mükemmel attığı için yani NBA'de bu işin en iyisi olduğu için onu çok iyi zannediyor. Halbuki bu iyi ama daha iyisi var. Bunu da kimse ikna edemiyor. Baba o haklısın. Ama daha iyisi varı anlatamıyorsun adama. Hiç mümkün değil. Artı NBA tarihinin en büyük skorerlerinden biri. Belki de birincisi olabilecekken umurunda değil abi herifin skor atmak. Hakikaten umurunda değil yani. Onun sayısı umurunda olmaz yani. Fakat bu Patrick Beverly ile yaşadığı şeyden sonra, tartışmadan sonra ve felaket oynadı ikinci maç. İkinci maç korkunç oynadı. Dokuz top kaybetti abi o maçta. O maçtan sonraki sabahki röportajını uzun uzun seyrettim. 10 dakika falan. Biliyorsun basına da konuşmuyor fazla. Yani geçiştirip duruyor. Abi 10 dakika falan Uzun uzun anlattı. Resmen bir e, bir şey gibi, televizyon yorumcusu gibi oyunu, Patrick ona yaptıklarını, bunun kendisine ve takıma olan etkilerini o kadar iyi analiz etti ki. Şimdi ben istersem her pozisyonu onun üzerinden atarım ama bu ritmimiz de benim de ritmim uzar, takım da ritmim uzar. Anlattı, anlattı anlattı Şey olmuş, bir anda abi e, kendi kafasındaki o denklemi e, değiştiren bir faktör olunca teninden denklenmiş ve tekrar odaklanmış. Böyle yapabız böyle yapabiliriz. Abi sonraki ikinci maçı nasıl oynadı? Sonraki iki maçı nasıl oynadı ya? Durant gibi, hatta Durant gibi oynadı ama çağ, çağ, 8'de 8'le başladı zaten diğer maç. Pardon 5'te 5'le başladı. 4. maçta da çok efektifti. Aynen yani. Ve işte Bu arada mesela göz ardı ediliyor falan ama savunmada falan o kadar doğru oynuyor ki abi. Yani bir tane şey yaptığı muazzam bir blok var mesela falan zamanlaması falan. Onlara falan hiç konsantrasyonunu kaybetmiyor. Ama zaten bu seri şey abi yani 2. maçta inanılmaz bir şey oldu ama ilk 3 üç maçın 3'ünde de 30 sayı öne geçti abi Golden State zaten. 4. maçta yani bak adaptasyon diyoruz ya adaptasyon göstermek zorunda kaldı Clippers. Ve geldiği günden beri serinin ilk 3 maçı dahil olmak üzere gayet iyi oynayan takımın önemli bir Zubats'ı tamamen kenarlık hiç oynatmadılar. Çünkü Cemal Kılgır'ın çok daha efektif bu sırada. Abi çünkü e, boyalı alandan oyna, ya yani daha doğrusu boyalı alanda ezici bir üstünlük oradan oynayan bir oyunu yok Golden State. Sen de oradan bir şey üretemiyorsan abi işte bak Zubat's iyi bir oyuncu tamam mı? Bundan 10 on sene önce olsaydı 20 milyon dolar belki 15 milyon dolar kontrat alırdı. Ama artık abi o tip oyuncuları sahada tutmak gittikçe güçleşmeye başladı. Golden State tabii biraz daha ekstrem bir örnek. Her takım için geçerli değil bu ama Golden State'e karşı sahada tutuyor. Abi dakika vermedi ya. ilk beş oyuncusuna daha önce ilk beş oyuncusu olan oyuncuya 3 aydır ilk 5, 2,5 aydır ilk 5 oyuncusu oyuncuya hiç dakika vermedi ve yakın geçen tek maç 4. maç oldu. Ve adaptasyon diyorsun ya. Şeygilcis Alexander ve Landry Shamet'le Batı konferansında ilk turda son şampiyona karşı acayip bir basketbol oynadık. Şahin Gilgus Alexander ve Landry Schmidt'in playoff tecrübesi çok önemli burada abi. O kadar uzun süredir playoff'talar ve o kadar <laughs> şeyler ki hakimler... O kadar uzun yıllardır bu oyunu biliyorlar ki. Yani, o yüzden karşısındaki Golden State'miş, şampiyonla oynuyorlarmış falan. Hiç tedirgin olmadan gayet böyle bilinçli te tecrübelerin hakkını verdiler diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Zaten mesela düşünsene bak Steve Kerr döneme başladığında bu iki oyuncu da lisedeydi. Lise 1'deydi muhtemelen. Yani trigonometri falan daha görmemişlerdi. Bilmiyorum Amerika'da gösteriliyor bu zaten de. Abi, Ondan sonra acayip bir şey bu. Eli ayağına dolanır insanın abi. Golden State ile oynuyorsun ya. Ama hakikaten yani 7. Yedi, playoff'unu oynuyormuş gibi ikisi de yani. Müthiş bir oyunu. Müthiş bir oyunu. Ben çok keyif aldım. Yani Clippers'ın şu üzerken, basketbol izlerken basketbol olarak çok keyif aldım. Diğer tarafta söylemeye gerek yok. Sağda solda hep şey yazıyordu. zaten. Ee, Los Angeles Clippers turu geçemeyebilir ki. Muhtemelen geçemeyecek. Yani hani 5. maçta bitecek gibi gözüküyor. Fakat... E, tarihin en iyi e, Free Agent e, PR'ını yaptılar. Evet. Hiçbir PR yapmadan aslında yaptılar şu evet. oyunda, şu takımda. Serbest kalacak oyuncular. Bakın arkadaşlar böyle tesislerimiz var. Staples Center, Gezin oyuncularımız var buyurun. Ve şunu düşünün bu takımın birçok oyuncusu sezon sonunda ayrılacak. Kontratları bir Buna rağmen nasıl oynuyorlar? NBA'de yapılması en zor şey budur. Ve Doc Rivers, Michael Winger, Lawrence Frank, Jerry West, Steve Ballmer bu kültürü yarattıkları için alkışlanmalı. Indiana için aynı şeyi söyleyelim abi. Evet, 6-7 oyuncusu onların da serbest kalacak ve nasıl performans gösterler? Bu çok büyük bir karakter gerçekten Hı -hı. Kaan abi. Portland serisine geçiyorum buradan. Hı -hı. Portland Oklahoma serisi. Dur, önce sorumuzu soralım, yemek zevki bölümünü bitirelim. Ee, yok, playoff kahramanımı söyleyeceğim. Ha ya pardon. Benim bir playoff kahramanım Özür kaldı. Özür dilerim. Ben Demian Lillard'ı seçeceğim ama Al-Farouq Aminu'yu da seçebilirdim. C J da C. J. seçebilirdim. Ama neden Damian Lillard'ı seçtiğimi şöyle söyleyeceğim. Şimdi oklama üzerinden konuşuruz zaten. Oklama üzerinden konuşuyorlar. Portland neyi çok iyi başardı? Bir, Nurkic sakatlandıktan sonra bu takımı tepede tutmayı başardılar. Bu Terry Stotts ve Damian Lillard'ın büyük başarısı. Çünkü bu takımın liderleri onlar. İnandırmışlar playoff'a. İkincisi de bu maçın üçüncü periyodu. Ve bu serinin üçüncü periyotlarında hep Damian Lillard öne çıktı değil mi? Son periyotlarda CJ McCallum'un daha iyi olduğu bölümler vardı mesela. Ama üçüncü periyotlarda Damian Lillard öne çıktığında şey benim çok hoşuma gitti. Bir pozisyon var. Zach Collins, İkili sıkıştırma geliyor. Lillard'ı bulamıyor açık alanda. Topla birlikte alıp karşı alana geçip kendi bitiriyor. Alfa Rukamu'nun Lillard'ı bulamıyor. Topla birlikte karşı potaya geçip kendi bitiriyor. Yani Lillard bir lider olarak yanındaki oyunculara öyle bir özgüven aşılamış ki ona ihtiyaç duymadan da oynayabiliyorlar. Bu işte bir takım kültürü yaratmanın ve beraber oynamanın şeyidir, kanıtıdır. Abi onların en büyük olayı zaten birlikte oynamak, birlikte büyümek. Bir e, band of brothers yani kardeşler takımı havası yakalamak değil mi her şeyden önce? Fakat bu serinin özelliğine gelsek ben mesela Sice, bu seride benim en çok tahminlerimin yanıltan şey Sice'm McCollum'un gerçekten Kocam. çok iyi durumda olması. Yani çünkü onun sakatlığının etkilerinin süreceğini varsayıyorduk biz. Sakatlık yani sakatlığın etkilerini atmış olduğu gibi harika oynuyor seride. Fakat abi bu play-off özelinde bu arada ben Oklahoma City'nin seri, seriyi geçeceğini düşünüyordum ama görünen o ki 4 yani 3-1 oldu. Benim de tahminim Oklahoma City'ydi ama Portland. Fakat var. şöyle bir şey var abi. Play-off özelinde iki tane önemli faktörün burada ne kadar büyük rol oynadığını görüyorum. Birincisi taş kağıt makas hikayesi. Yani takımın ters gelmesi. Abi Oklahoma City'nin deflection temelli yani topun yönünü değiştirme temelli ve oradan kazandığı toplarla hücumu tetikleme e, temelli savunması hiç işlemi, işlemiyor. Fakat bunu değiştireceklerini düşünüyorum ben. Adaptasyonu hiç yapamadılar abi. Çünkü geçen sene süpürülürken Portland sürekli demirlidir de sıkıştırma gidip topu onun elinden çıkarıyorlar. Portland'ın en büyük eksiği abi iki kanat oyuncusunun hiç toplu oynayamaması. Harkless ve Alfa Haruk Keza Yusuf Nurkic bir pasitasyonda düşmüyor ama Yusuf Nurkic çıkınca da artık pasitasyonu da kalmadı. Yani bir zamanlar Nurkic'in bu seviyede olmadığı dönemki Portland'ın sorunlarını yaşamaya başladı. Yani gardların dışında toplu oynayabilecek oyuncular yok ki CJ McCollum da bu konuda çok çok iyi bir isim değil. Lillard'ın elinden topu çıkardığın zaman hep daha verimsiz şeyler yapıyor Portland. Fakat abi, abi yoklamıştı bunu yapmıyor. Bu Paul George'u Lillard'ın üzerine verip çözmeye çalışıyorlar ama. Abi ama besele mesele Lillard'ı savunmak değil. Lillard'ın top yani sıkıştırıp risk alıp Lillard dışında başka bir oyuncunun karar vermesini sağlamak. Bunu hiç yapamadılar diyorum. Yapmadı. Yani buna çalışmadılar bile. O konuda Blizz gerçekten çok eleştirilmesi lazım abi. Bazı açılardan bence çok eleş gereksiz eleştiriyor. Bu konuda çok eleştiriyor. Abi bir adaptasyon göster ya. Bu gitmiyor. Bir. İkincisi abi. E, Oklahoma City'nin zaten dar olan kadrosunda yani 5. oyuncu bile bu, bulmakta zorlanan kadrosu. Abi Ferguson falan böyle oynarsa Steven Adams eh yani beklenen çizgi değil. Paul George'un sakat bir maçı iyi bir maç felaket atıyor. Ki bu takımın en büyük sorunu atıcı bulamaması. Felaket atıyor. Jeremy Grant iyi oynuyor yani elinden geleni yapıyor. Fakat orada gidip gelip şeye dayanıyoruz abi. Abi Russell Westbrook'ta abi ya kusura bakmasın da hep benim çok uzun süredir söylediğim bir şey var. ras Westbrook seni bir yere kadar götürür bir yerden sonra engel olur. Bir yerden sonra seni aşağı çıkartır. O yüzden Rasul Westbrook'a asla şampiyon olamazsın diyorum. Fakat bu sene bir şeylerin değiştiğine inanıyordum ben. Çünkü. Ocak-Şubat oca ayı civarında. Ocak-Şubat civarında. Ve şöyle Ocak-Şubat civarında ve takımın genel kurulu. Biliyorsun felaket başladı ya Westbrook. Evet. E, i̇kinci role e, ikinci role gelmişti. Şöyle bir şey oluşmuştu abi. Muazzam savunma yapıyorlar. Savunmanın tetikleri sayılar buluyorlar. Hücumda da kaos düzeni yaratıyorlar. Yani Westbrook'un çünkü Westbrook'a laf anlatamıyorsun abi. Yani Westbrook'un genel karakterimizi laf, anlamıyor. Abi. Bir yeri sağ kuramazsın onun üzerinden. O kadar büyük bir hırsı ve isteği var ki kafa gidiyor çoğu zaman ve mermiye kafa atan adam oluyor abi. Yani direkt <laughs> şey gibi yani gerçekten orta film çeksen işte kale kuşatması var. İşte mancınıklar falan geliyor. Önde koşup kale kafasına kapı atacak yani. Abi öyle kale kapısını yıkamazsın. Yok öyle bir şey. Fakat bundan beslenen o Westbrook'un yırtıcılığından beslenen onu tamamlayan bir kaotik düzen oluşturmuşlardı. Yani hiçbir zaman e, şemayla olmuyor ya da devamlıklı olmuyor ama Westbrook'un o yırtıcılığından pozisyon buluyorlar. Grant atıyor. Paul ekstra atıyor. Bir şekilde oradan düzenli olmasa da bir hücum üretiyorlar. Savunmayla da, da beslediğin zaman belli bir seviyenin üzerine çıkardı. O kadar yırtıcılardı ki o kadar savunmada baskı kuruyorlardı ki topa. Bu pek çok şeyi alt etmelerini sağlıyor. Ama hem performans olarak düşmeleri hem de Westbrook'un Abi playoff'a geldim. Biraz daha şuur... Bak sakin demiyorum ama biraz daha şuurlu oyna abi. Ve Kaan abi basketbolun en kötü şutunu atıyor. Buna alıştık. Orta mesafe. Okey. Ama bunu bu kadar düşük yüzdeyle atarken sürekli denemesi inanılmaz. Abi ikinci maçtan sonra şey dedi biliyorsun. Felaket oynadı ikinci maç. Sorumluluk bende dedi. Sorumluluk bende dedi. Hı. Üçüncü maçı kazandılar. Dördüncü maç yine ikinci maçın aynısını oynadın abi. Şu anda seri istatistiklerinde Russell Westbrook 81 şut denedi, Paul George 81 şut denedi ve ikisi de çok kötü şut atıyorlar. Bunu kabul ederim ama Russell Westbrook'un şutlarında şöyle bir şey var. Girseler bile çok verimsiz şut atıyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Abi sakatlıkların da bunda etkisi var. Yaşım da. Abi Westbrook 2 sene önceki Westbrook gibi değil. Tabii ki şut ritmi çok etkilendi. Ee, şut, rit, yani şut ritmi evet ama abi eskisi kadar da parçalayıcı şekilde içeri giremiyor. Yani eskiden kale kafasına kafa atar... Kale kapısını bir zonklatır. Abi artık o kadar da zarar Çok doğru. Yani. yani diş sakatlıkları onu çok etkiledi bu o anlamda. O kadar da ya. Ve yani zaten abi bir de şey var. Rakipler aptal değil abi. Bekliyorlar yani. Ve seni istemediğin pozisyonlarda bek istemediğin pozisyonlara zorlayarak bekliyorlar. Biraz daha şuur be abi. 30 yaşına geldiğin Bir <laughs> miktar. Bak fazla değil. Karakterinden ödün versin demiyoruz ama bir miktar ya. Şu kadarcık şuur be abi. Thunder'da da çok sıkıntılı bir yaza doğru gidiliyor bence. Yani 2010 Durant ayrıldığından beri playoff serisi kazanamadılar. Durant ayrıldığından beri 18 playoff maçının 14'ünü kaybettiler. Abi. Ve bunların çoğunda da Russell Westbrook %20'lerde %30'larda şut attı. Bu çok korkunç bir istatistik. O zaman artık bu tatsız konuyu bir kenara bırakıp sorumuzu sorup Kaan abi son iki serimize gidelim. Hadi soru sende. Ee, Black Griffin demiştik kahramanlardan biri. Detroit maalesef bir rekor kırdı. Pek istenen bir rekor değil. Üst üste playoff'ta maç kaybetme rekoru. Üst üste Kaç maç kaybetti Detroit? NBA rekorunu kırdı. Bu arada bitmedi tabii. Gelecek sezonda ilk, ilk maçı kazanamazlarsa o rekoru geliştirecekler. Şu anda bu rekor kaçta? 3 kişi, bu soruyu doğru cevaplayan 3 kişi e, yemek sepetine 50 TL'lik yemek çeki kuponu tanımlanacak. E, i̇lk 3 kişiye de değil o hatırlatmayı yapayım. Ve bunu yemek sepeti yorumunun altına yazmanızı rica edeceğim sizden. Biliyorum o yorum çok hemen doluyor ama yapacak bir şey yok. E, şimdiden çok teşekkür ediyoruz herkese. Cevaplayan cevaplam <laughs> İki serimiz kaldı Kaan abi. İstersen Nugget Spurs'a başlayalım. Kısaların serisi diyoruz buna. Yani aslında uzunların çok tesirli ve egemenliğinde geçen pozisyonları izliyoruz ama kısalar sonucu belirliyor. Dördüncü maçta da benzerini izledik bunu. Yalnız şöyle bir şey var abi seride. Ee, abi Denver özellikle üçüncü maçta turnike manyağı oldu ya. Yani abi, bu, abi yıl olmuş 2019 bu kadar turnike yemezsin abi. Yani Derek White tamam 36 sayı attı. Çok övdük mü de abi 36 sayının 10, yani 30 numaran Yani bu kadar Tumlik'e yenmez abi. Hani e, bir guard savunman felaket. Yani hiç kimse önünde kalamıyor Derek White'ın. Artı çember savunucu problemi yaşıyorsun. Yalnız yine adaptasyon diyoruz ya. Michael Malone gerekli kadar değil ama küçük bir adaptasyon yaptı abi. E, Craig'i ilk beşe aldı. Burada önemli bir nokta var. Will Barton felaket bir seri geçiriyordu. En azından psikolojik olarak rahatlamasını sağlayıp Artık daha fizikli bir oyuncu olarak pota yakınlarına giden yani Tunike'ye gelen oyuncuları karşılayabilecek bir, bir isim daha oldu ve Yok içi de fazla yukarı çıkarmamaya başladı. Yok içi biraz daha potanın yakınlarına... Çok, çok turnike yiyorsun abi dışarıdan yiyeceksen ye bari de Bu kadar turnike yeme. En azından yok için Tamam hamle Dezavantajları falan olsa da varlığıyla bari Belki floater'ı engelleyemez Ama turnike engelliyor en azından. Bu abi bir anda Spurs'e Daha rahat şut atma imkanı Ama İçeride daha dar bir hareket alanı bıraktı. Burada abi DeRozan ve Lamarcus Aldridge gibi orta mesafeden birebirden veya kendi üretebilen oyuncular ekstra üretebilmiş olsaydı bu Denver'ın yaptığı adaptasyona iyi yanıt. Fakat bu yanıtı veremedi abi Denver. Şey San Antonio. İlk başta yine turnikelerle başlamışlardı dördüncü. Fark açtılar. Fark açtılar fakat sonra abi biraz daha boyalanan alanda o turnikeleri durdurmaya başladıktan sonra şutlarla yanıt veremedi buna. San ki çok daha rahat üst imkanları bulmuşlar. Rudy Gay falan felaket bir maç oynadı. DeRozan da çok kötü maç Sinirlendi atıldı da zaten daha sonra. Ee, ama şu var. Seri ilerledikçe playoff açısından çok tecrübesiz olan ve hatırlayacaksın ikinci maçını nasıl kazandıklarını. Cemal böyle el, eline geleni potaya atmaya çalışıyor. 8'de 0'la başlayıp 8'de 8'de devam edip bir şekilde soktuğu için kazandı. Abi öyle, öyle seri kazanılır. Öyle maç kazanırsın. Ama o maçın kazanılmasından sonra yapılan adaptasyonları yavaş yavaş öğrendiklerini adapte olduklarını, tabii ki optime olmadılar henüz. Ama San Antonio'nun yaptıklarına yanıt verebileceklerini ve San Antonio'nun fazla esnekliği olmadığını gördüler. San Antonio'da dış şütörler, eğer iyi atmazlarsa ki genelde biliyorsun ee, sabit olarak hiç fena değiller. Dördüncü maç bence biraz ekstra, ekstra kaçırdılar yani. Evet o kesin öyle. Ee, yine de nereden risk alacaklarını ama nereye riske edemeyeceklerini seri içinde öğreniyorlar. Bir tek şey sorununu hala çözemedi Denver. İkinci de oyun kurucu kim olacak abi? yok hani hiç harika bir seri. Neredeyse triple double ortalama yaklaştı. 9.3 asisti. Diğer, zaten diğer ikisinde e, şeydi. Fakat yok için yanında ikinci de oyun kurucu. Bu Will Barton olmayacak belli oldu. Normalde Will Barton'ı kullanırlardı ama çok formsuz Will Barton. oynarsan başka problemler çıkıyor. Buna kim daha fazla katkı verecek? Cemal de hiç katkı vermeyecek. O işi tamamen bırakıp tamamen atıcılığa yöneldi. Bir... Geriye ismi. Biraz Millsap mi? Onlar biraz biraz tam bu rolü olmasa da bu rolün parçalarını üstlenmeye başladılar ki Hani seri ilerledikçe Denver Nuggets'ın öğrendiğini ha böyle yapmamız lazımmış demek dediğini görüyoruz. Diğer taraftan Spurs'un en iyi yaptığı şeyden hep bahsederiz. Spurs müthiş bir stratejiye sahip bu seride. Hani kısaların katlarını çok iyi kapatıyor uzunlara uzunların üzerinden oynanmasını istiyor bu serinin ve kısımları çok iyi tutmuşlar dördüncü maça kadar, ikinci maçın da son periyoduna kadar. Ama Spurs bu maçta kendi açısından çok ilginç bir şey yaptı Kaan abi. de maçtan sonra maçı hak etmedik zaten de çok hata yaptılar. Çok. Yani Jabari Young Spurs yazarı çok güzel bir şey keşfetmiş. Maçın ortasında hatırlayacaksın 5 saniye yaptı. 5 saniye ilerli yaptı Spurs. Şubat ayından beri, 5 saniye ilerle yapmamış Spurs. O kadar dikkatli, o kadar konsantre bir takım ki. Şey demiş zaten ona bir asistan koç da konuşmuş Spurs'tan değil. Hani Spurs'un zaten 5 saniye ilerle yaptığını gördüğünde maçı kaybedeceğini anlıyorsun. Çünkü NBA'de hani kültürel anlamda konsantrasyonu, doğru oyunu, doğru pası, az top kaybını, doğru reboundı en iyi uygulayan takım. Bu maçta orada problem yaşadılar. Diğer taraftan da bence çok ihtiyaçları var. Yani Marco Bellinelli, Rudy Gay, bu tip oyunculara çok ihtiyacı var Spurs'un. Bence 5. maçı kazanacaklarsa da buradan gelecek bir katkıyla kazanacaklar. Rudiger'i hala tam olarak sokamadılar seriye. Rudiger ya da Belinelli'den istikrarlı katkı gelirse, Bertans'tan istikrarlı şut gelirse hala çok ortada bir seri var. Hala çok ilginç bir seri sonuna doğru gidiyoruz. Kesinlikle. Artı DeRozan ve Lamarck Solu de standartların altında seriler yaşıyor. Tamam işleri çok çok kolay değil ama abi artık playoff oyunu sıkıştığı zaman onlardan bir şey bekliyorsun. Ve Özellikle Oldridge iyi atmıyor ama olabilir. Abi Deroz'un genelde kötü tercihler kullanmaya devam ediyor. Sürekli kötü tercihlere gidiyor yani. E, diğer serimize geçelim. Adaptasyon adaptasyon dedim. Jazz geç oldu ama hafif adapte oldu. Yani Harden'a karşı en iyi savunmalarını son iki maçta gösterdiler. Aynen. Ve zaten çok dünya yani gezegeni keşfetmeye gerek yok. Chris Snyder hepimizden çok daha zeki bir insan. Bunun farkındaydı. Şunu çok iyi başardılar bence. Sadece arkadan ya da solunu kapatarak Harden'ı savunmanın mesele olmadığını anladılar. Crowder'dan ve Ingles'tan gelen yardımların önemini keşfettiler. Rudi Gober artık kapelada kalıyor. Ingles ve Crowder boyalanını dolduruyor. Ve James Harden'ın pas kanallarını kapatıyorlar. Köşeleri atacakları pasları kapatıyorlar. Ve Bunu trep, çok iyi yaptılar. Ve hemen kapat. Yani e, tuzağa girmesini beklemeden tuzağı direkt kapatıyorlar. Çünkü girene kadar tercih yapmış oluyor. Girmeden kapatacak tuzağı. böyle yapıyorlar. Aynen. Bekleyerek değil. Aynen. Anında reaksiyon. Aynen. Anında. Çünkü orada tuzağın iyice içine girmesini beklersen Harden oralarda çok... Zeki abi. Ya floater atıyor ya pası veriyor. Tu tuzağı erken kapatman lazım. Tuzan içine girmeden hatta kapatman lazım ki Harden tercihe zorla. Harden istediği zaman değil sen istediğin zaman hard tercih yapmalı. Aa, bunun etrafında abi bu arada Houston o kadar tıkır tıkır oynuyor ki problem yaşamıyorlar. Zaten Harden felaket atmasına rağmen 3. maçı gene de kazandılar. Yani. Ee, bu konularda tamamen hem, hem, hem fikrim senden. Fakat e, Houston çok formda çok iyi durumda tıkır tıkır oynuyorlar. Fakat Hüta'nın asıl problemi savunmada değil abi, Hüta'nın asıl problemi hücumda. Hüta hiç hücum edemiyor ya. Yani. gibi Indian Mesela Indiana örneğini verdik, Indiana geri ama, sahada çok tıkanıyormuş. Ama abi daha da bu kötüsü var, taş kağıt masak makas hikayesi. Bütün NBA'de Houston öyle süper bir savunma takımı değil. Ama en istemedikleri savunmayı var. Houston her şeyi switch ediyor abi. So, e, switch eden savunma ne yapar? Picanol'un etkinliğini düşür. Picanol da bugün basketbolun temeli. Onun etkinliğini düşürüyorsun. Switch ettiğin anda çünkü devrilmenin falan bir anlamı kalmıyor. Adamlar yaşına kalıyor. Fakat aynı zamanda eşleşme sorunu yaşamak. Abi Utah'ın eşleşme sorununu cezalandıracak oyuncusu yok. Eşleşme sorununu iki türlü cezalandırırsın. Bir uzuna top indirsin ki artık modern savunmalar o kadar agresif topu, o kadar baskı yapıyorlar. Ve o kadar çok yapıyorlar ve uzuna top indirmek çok zorlaştı. Üstüne üstlük senin uzunun gober olduğu için sırtı dönük oyunu yok. Onun dönük oyunu var. dönükken top verebilmek için iyi bir açı yakalaman lazım. Yakalayamıyorsun. Abi kısaların penetreyle cezalandırılması lazım. Abi senin kısaların arasında Donovan Mitchell dışında penetre gücü olan yok da Donovan Mitchell da çok genç ve fazla heyecanlı olduğu için saçmalayabiliyor. Ritim evet, her zaman doğru oluyor. tercih yapmıyor. Abi Joe English sıfır bu seride. Sıfır. Hiçbir şey yapamıyor. Hücum anlamında konuşuyorum. Ki Joe English senin en önemli üç hücum silahından biri yani. Sıfır. Şey hiçbir şey üretemiyor. Ricky Rubio zaten penetre üzerinden oynayan bir oyuncu değil. Hiçbir şey üretemiyor. Abi her şey danımım için ne yapacak herkes ona bakıyor. Abi danımım için ne yapacaksın diye. Ve Jay Crowder'ın penetre gücü yok. Evet. Takımda penetre edecek oyuncu olmadığı için hiçbir şekilde Utah bir risk alıyor. Hiç cezalandıramıyorsun ki Utah şey Houston'ı sen. Ve Kaan abi aslında doğru şutları buluyorlar. Çünkü Utah <laughs> bir Avrupa takımı gibi. Mesela Utah'a baktığında Quinn Snyder'ın e benzeyen çok setini görürsün. Çok iyi top paylaşsa Euro diyorlar ya onlara. Quinn Snyder da de demiş biz doğru şutları buluyoruz. Sorun o şutları sokamıyoruz demiş. Ritim yok abi. Evet. Ritim yok. Ritim yok. Artı Tamam şutları buluyorsun da sen savunmanın aldığı riski cezalandırmış olmuyorsun tam olarak. Ee, i̇şte son maçta son çeyrekte bir açıldılar. Orada bir 15 birlik seriye başladılar dün, dünkü maçta. Ee, son çeyreğe orada bir açıldılar. Donovan Mitchell 19 sayı attı zaten. Evet. Ama abi sadece Donovan Mitchell cezalandırarak bir yere varamazsın. Kolay çok zor iş. Şeyi çok güzel çözdüler Senin söylediğin noktaya geri dönelim. Capella'nın loblarını tamamen sıfırladılar. Ama şunu unutmayalım. Capella bu maçta çok hastaymış. Acayip yani, e, çok virütük bir e, hastalığı varmış. O yüzden çok bitkin durumda olduğu için. reboundda da çok ezildiler. Kapela gene bu durumda olduğu için. O yüzden e, evet adapte oldu Utah. Özellikle savunma tarafında çok adapte oldu. Hücumda da bir özgüven gelmiş olabilir. Ama, Ama elleri kolları bağlı. Abi ad, adapte Tamam adapte oldun. Tamam abi baktık ilk dört maçı izledik tamam mı biz seninle. Koç grubuyuz. Ne yapacağız penetre edeceğiz. Abi penetre edelim. E kimle edeceğiz abi? Baba edelim de kimle edeceğiz. Baba edeceğiz de kimle edeceğiz. <laughs> yani bana bir adam söyle kimle edeceğiz abi? <laughs> Joe Topal, Femet Hoca, Hoca ben mi? Ben mi? Bana tamam mı diyecek? <laughs> ne yapacak yani? Evet serileri konuşmayı bugünlük de tamamladık Kaan abi. Ee, bir sonraki programda yeni serileri de konuşacağız. Celtics Box gibi serileri de konuşacağız onu da söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Omurilik felçleri için koşulan Wings for Life World Run'da Socrates ekibi olarak Ford Team'le birlikte en çok bağış toplayan takımlardan biri olmak istiyoruz. Benim elim senin elin diyoruz ve koşamayanlar için koşuyoruz. 5 Mayıs'ta görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.